5. Bölüm. Boş verme. Belki de her şeyin geçici olduğunu doğal olarak biliyoruz ve buna ümitsizce bağlı kalıyoruz. Gençliğimizin yitip gittiğini, bir gün bizim ve sevdiklerimizin öleceğini, şimdiye kadar neyi biriktirdiysek hepsinin bizden alınacağını, bir gün yeteneklerimizin istenmeyeceğini, bir gün aşkımızın karşılık bulamayacağını biliyoruz. Ama yine de bağlı kalıyoruz. Baktığımız her yerde geçicilikle karşılaşıyoruz. Ekim'in başlarında bunu yazarken dışarı baktım ve her şeyin solup gideceğini her yıl hatırlatan doğayla karşılaştım. Ne kadar çok bağlanırsak bir şeyler soldukça, ortadan kayboldukça, öldükçe o kadar çok acı hissederiz. Bazen ne kadar çok bağlanırsak o kadar çok kayıp yaşarız. Bir ilişkide her şeye evet diyen yapışkan birini düşünün. Aşık olduklarını düşündükleri şeye demir bir sapla bağlanır, en ufak bir şeye kıskançlık duyar, ilişkiyi yaşamak yerine zamanlarını kötü şeylerin olabileceğine harcarlar. Bu, ilişkideki öteki insanı nasıl hissettirir acaba? Böyle bir ilişki ne kadar sürer ki? Kötü ve kısa. Sorduğum soruların cevaplarını orada oturmuş çenenizi kaşırken merak edersiniz diye söyledim. Tutunduğunuz şeylerden kurtulmanın yolu ona sahip olmasanız bile mutlu olacağınızı bilmektir. Evet, gerçek budur. Bu güzel bir egzersizdir. Hayatınızda bağlı kalmak istediğiniz şeyleri gözden geçirin. Eşinizi, işinizi, sağlığınızı, espri anlayışınızı, ailenizi, arkadaşlarınızı, televizyondaki dizileri. Kendinize bunlardan hayatınızda olmadan da gerçekten mutlu olacağınızı söyleyin. Çok az şeylerle de hayatta kalabilirsiniz. İnsanların ne bazı şeylerin değişmesi acı verebilir ama hala hayattaysanızdır. Buna hazırsanız kendinize birkaç defa hayatımda bir şeylerin değişmesini ve yok olup gitmesini kabul ediyorum. Bana ve çevremdekilere ne olursa olsun kabul ediyorum. Beni tutan hayattan kurtuluyorum ve hayatın sadece benimle, benim etrafımda dönmesine izin veriyorum. Şimdi bir mum yakın ve kaşlarınıza yakın. Hayır, sakın her dediğimi yapmayın. Fakat rahatlayın. Birinci parmak, boş verin. İkinci parmak ve her şeyi olduğu gibi kabul edin. Üçüncü parmak. Kabul etme. Son zamanlarda çok kötü durumdayız. Her şey çok kötüye gidiyor. Otobüse bile müfritler tarafından bombalanır diye düşünmeden binemiyoruz. Tabii eğer otobüs gelirse. Temmuz'un ortasında hiç gelmeyen otobüsü yağmurun altında beklemek anormal değil mi? Ben miyim anormal yoksa yazın ortasında yağan yağmur mu daha anormal? Küresel ısınma zımbırtılarını at çöpe gitsin. Daha soğuk ve ıslak. Hayatlarımızla ilgili ne yapmamız gerektiğini söyleyen başka bir neden. Her neyse, eğer dünya ısınıyorsa neden doğal gaz faturalarımız yükseliyor? Daha az kullanınca faturaların da azalması gerekmiyor mu? Bunları aradım ve sordum. Hindistan'daki bir genç arkadaş cevapladı. Çok nazikti ama hiçbir fikri yoktu. En azından nazik davrandı. Naziklik artık zor bulunur bir şey burada. Kibarlık, saygı gibi kavramlar artık tarihe karıştı. Birleşik Krallık'ta ne kadar şikayet ettiğimizi biliyor musunuz? Biz dedim ama siz demem gerekiyordu. Çünkü ben şimdi çok da şikayet etmeyen bir ülke olan İtalya'da yaşıyorum. Tamam, hala bikinili kızlarla dolu olan sahneye bakan yaşlı adamların düzenlediği oyun gösterilerini görebilirsiniz. Burada belki bir bağlantı olabilir. BBC'ye göre bu 70'lerin Bruce Forsyth'li ve bikinili fıstıklarla dolu olan oyun gösterilerine geri dönüştür. Bu adamların şikayet etmesini en azından durdurur. Onu Germany Greer'in düzenlediği bagajlarda bir sürü yakışıklı çocuğun olduğu bir oyun gösterisiyle dengelediğinizde sorununuz olmayacaktır. Daha sonra da kızlar şikayet etmeyi kesecektir. Şu an daha çok fark ediyorum ki ben bazen sadece İngiltere'de yüzeye çıkabiliyorum. İngilizler çok gergin ve şikayetçidir. Televizyonda her zaman kötü haberler, dizilerde şikayet eden, birbirine bağıran ya da biri bizi gözetliyor da dırdır eden insanlar vardır. Ve gazeteler muhteşem falan filanın daha şişko ya da zayıf olduğunu görmeye bayılırlar. Post Beacon
Çok zayıf olduğuna dair sayısız resimler vardı. Bex her yemekte sadece bir muz kabuğunun içini yiyip bir cipsin tuzunu yalıyormuş. Gazeteler onun genç kadınlara ne kadar kötü bir örnek olduğunu bangır bangır söyledi. Fakat kusura bakmayın ama Bex genç kadınlara çok harika bir örnek değil mi? Eğer mide bozukluğu olan küçük bir kuştan daha az yersen, mide bozukluğu olan küçük bir kuş görme gibi görünmeye başlarsın. Evet hanımlar, bu kadın hiç de hoş değil. Beyler, bu kadın bunu bizim için yapmıyor. Lütfen çekinmeyin, balık yiyin, dondurma yiyin. Emin olun dans pistinde size dans teklif edecek daha çok bizden bulacaksınız ya da son zamanlarda ne yapılıyorsa. İşte bu yüzden dırdırlanıp eleştiriyoruz. İçimizdeki iyiliği hissedemeyip bu rahatsızlığın sebebini kendi başımıza dışarıda arıyoruz. Siktir et dedikten sonra rahatlayıp boş vererek içinizde daha iyi hissedecek, bu hissi çok seveceksiniz. Ama bu hissi şikayet etmek kadar kolay bir şekilde elde edemeyeceksiniz. Bir süre sonra şikayet etmekten nefret etmeye başlayacaksınız. Çünkü şikayet etmek sizi iyi değil de daha kötü hissettirecek. Çevrenizdeki şeyleri olduğu gibi kabul etme çabasının en iyisi olduğunu öğreneceksiniz ve sizin kendi acı veren duygularınızı aklama ihtiyacını kaybedeceğinizden bunu en iyi yol olarak göreceksiniz. Gerçek şudur ki hayatımızdaki bizi sinirlendiren şeylerin çoğu hakkında yapabilecek hiçbir şey yoktur. Geç gelen otobüsler, teröristler, bizi sahte savaşlara sürükleyen yetersiz politikacılar, küfreden ve saygısızca davranan gençler hakkında pek bir şey yapamayız. Hatta daha da fazlası, patronunuz tam bir bela, eşiniz tam bir bencil ve çocuğunuz tam bir tembel olabilir. Ama elden ne gelir? Tabii ki işinizi, eşinizi bırakabilir, çocuklarınızı sağlıklı egzersizler yapması için dışarıya atabilirsiniz. Fakat bunları yapmaya hazır olana kadar kör olası şikayet etmeyi bırakın da her şeyi olduğu gibi kabul edin. Her şey olduğu gibi kabul etmek varılabilecek en güzel noktadır. Hadi bunu bir hissedin. Kendinizi daha ince, daha uzun ya da daha güzel değil de neyseniz öyle kabul etmek nasıl olurdu? İş, aile, arkadaşlar, cinsel yaşam, beklentiler ve her şey açısından hayatınızı nasılsa öyle kabul etmek nasıl olurdu? Dünyayı olduğu gibi yani berbat, pis, ısınan, savaş yanlısı, hırsla dolu bir yer olarak kabul etmek nasıl olurdu? Bunu bugün deneyin. Hem iyi hem de kötü haberleri, size davranmasını istediğiniz gibi davranmayan insanları, plana göre işlemeyen şeyleri olduğu gibi kabul edin. Kendi içinizde iyi hissetmeye başlayın. Artık eleştirmeye ya da şikayet etmeye gerek duymadığınızı hatırlayın. Eğer hepinizin bazen hissettiği gibi içinizde çok kötü hissediyorsanız, suç atacak bir şey bulmak için dışarıya bakmadan o hissi de kabul etmeye çalışın. Tarafsızca izleme. Röntgenci gecenin geç saatlerinde Bayan Trent Willis'in korsesini çıkarıp ay ışığında baştan çıkarıcı bir şekilde kozasından çıkarken perdenin arkasından onu gözetleyen sapık değildir. Röntgenci, aklımızdan geçenleri ve bedenimizi tarafsız bir şekilde izleme yeteneğimiz olsun diye yırtınan bizleriz. Bunu farkındalık ya da bilinçlilik olarak da adlandırabiliriz. Her iki kelimeyi yırtınanlar, felsefeciler daha dar anlamda kullanır. Ama şimdilik röntgenci konusunda sadık kalalım. Bir süreliğine kıpırdamadan oturmak, genellikle meditasyon olarak da adlandırılıyor, İçinizdeki röntgenci ile irtibata geçmenin en iyi bir yoludur. Bu kelimenin baş harfinin büyük yazılması hayatınızda ona ne kadar önem verdiğinizi göstermez mi? Orada oturun, her zaman olduğu gibi düşünceleriniz sizi sarsın ve düşünceleri sanki size ait değilmiş gibi yukarıdan izleme hissini geliştirin. Düşüncelere müdahale etmeyin, onları yargılamayın. Sadece kabul edin. Bu size düşüncelerinizi yargılamaksızın tarafsız bir şekilde izleme fırsatı verir. Mesela, ah keskin bir baltayla beni aldatan erkek arkadaşımı öldürmek istiyorum. Ah o kadar açım ki kendimi yüzüp kızartarak yiyebilirim. İşte size başka bir imge. Röntgenciyi çok yoğun bir ana caddedeki XXTV kamerası olarak düşünebilirsiniz. Kameraya olan biten her şeyi görür. Ama olan bitene ne karışır ne de hey büyük burunlu adam o ceketin içinde komik, çok komik duruyorsun diye bağırmaz. Sadece izler.
Aslında onun büyük burnunu ve ceketini izleyen bir insan yoktur. Kamera sadece izleyen ve lazım olur diye kaydeden aptal bir makine parçasıdır. Bu makine sadece izler, yargılamaz ya da eleştirmez. Bu küçük cansız makinenin insanlar üzerindeki etkisini biliyor musunuz? İnsanlar daha dikkatli hareket ederler. Aklınızda ya da vücudunuzda olan da aşağı yukarı aynıdır. Ne kadar tarafsız izlersen ve gördüğün şeyi olduğu gibi kabul edersen, aklın ve vücudun o kadar çok dikkatli hareket eder. Tabii ki daha iyi hareket etmesi gerekmez. Düşünce suçlarının görüntülerine bakacak bir MI5 yoktur. Fakat röntgenci vasıtasıyla düşüncelerini ve duygularını olduğu gibi kabul ettiğin zaman her şey yavaşça durulmaya başlar. Deneyin ve kendiniz görün. Duygu, düşünceleriniz ve kendiniz arasında bir mesafe koymakta zorlanıyorsanız bu dediklerime kulak verin. Birkaç yıl önce Balham'da küçük bir dairede oturuyorduk. Her gece 1,5 saat boyunca bacaklarımı üst üste atar, sessiz sessiz otururdum. Oturduğumuz daire büyük bir sitedeydi. Bu yüzden her saat dışarıdan gelen insan seslerini, tuvaletten gelen su seslerini, kapı vuruşları, televizyon seslerini ve bebek ağlamalarını duyabilirdiniz. Yerime yerleşir, aklım yavaşlamaya başladığında yan dairedeki seslerin farkına varırdım yavaşça. İki erkek sesiydi, belki de iki insan. Havadan sudan konuşuyorlardı. Yeterince yoğunlaştığımda da ne dediklerini duyabiliyordum. Gecenin bu saatinde bu kadar işitilebilecek şekilde konuşmalarına şaşırırdım. Biraz daha dinledim ve daha önce yan dairedeki insanların konuşmalarını hiç duymadığımı fark ettim. Orada orta yaşlı bir adamın yalnız yaşadığını biliyordum. Fakat onu bir başkasıyla konuşurken hiç duymamıştım. Dinlemeye devam ettim. Sonra bir irkilmeyle anladım ki sesler yan daireden gelmiyordu. Hepsi kafamın içindeydi. Sanki onlardan tamamen ayrıymışım gibi kendi saçma sapan günlük düşüncelerimi dinliyordum. Çok şaşırmıştım. Seslerin yan daireden geldiğine o kadar inanmıştım ki belki de ilk defa düşüncelerimden fazlası olduğunu anladım. Sahip olduğum düşüncelerden ayrı kafamda ya da başka yerde başka şeyler var. Kimileri o anda özle, Tanrı ile ya da evrensel bir yaratıkla iletişime geçtiğimi söyleyebilir. Hiç fikrim yok ama çok iyi hissettim kendimi. O zamandan beri bu deneyimi tekrarlamaya çalışmadım. Ancak zaman zaman özellikle araba kullanırken benzer belirtilerimin olduğunu söyleyebilirim. İçinizde bir röntgenci kendi XXTV kameranızı geliştirdikçe düşüncelerin sadece meydana geldiği ve sizin de onların içine girmek zorunda olmadığınız hissini hissediyorsunuz. Hey koca burun diye sakın bağırmayın. Aklınızdan geçen renkli kalabalığı tam bir tarafsızlıkla sadece izleyin. Bilinçli nefes alma. Bilinçli nefes almak çok basittir ama güçlü bir etkisi vardır. Artarak tembelleşen ve dikkatsizleşen siktir et uygulayıcıları için aslında yapılacak ya da düşünülecek çok da şey yok. Nefes alma üzerinde oynayabileceğiniz harika bir şeydir. Birçoğumuz için nefes almak düşünülecek ve düşünmek zorunda olduğumuz bir şey değildir. Doğduğumuz zaman zor ve acı veren ilk birkaç nefesten sonra hayatımızın geri kalan kısmında düşünmeden kolayca nefes alırız. Eğer astım ya da akciğer sorunumuz varsa nefes alma konusunda çok bilinçleneceğiz. Fakat birçok insan için nefes alma hakkında düşündükleri tek zaman hasta oldukları zaman ve annelerinin başının dizlerinin arasına koy ve derin derin nefes al dedikleri zamanlardır. Nefes alma, kalbimizin kan pompalaması, oksijen ve karbondioksit değişimi, hücrelerin yenilenmesi, besinlerin sindirilmesi, toksinlerin atılması ve asit bazların dengesi gibi vücudumuzun inanılmaz otomatik işlevlerinden biridir. Vücudumuz biz olmadan kendi işini görür ve bu işi çok da iyi halleder. Bir aylığın sabah kalkması ve yapılacaklar listesini kontrol etmesi gibi bir şeydir. Nefes alma yapıldı. Kalbin atması yapıldı. Doğru hormonların salgılanması yapıldı. Oksijen karbondioksit oranı 2'ye 1 yapıldı. pH seviyesi 8.5 yapıldı. Hücrelerin %20'sinin yenilenmesi yapıldı. Beynin sağ tarafını çalıştırma yapıldı. Gün boyunca endişelenmek için adrenalin salgılanması yapıldı. İşte anlatmak istediğim önemli nokta budur.
her zaman otomatik olarak işleyen bu sayısız işlevlerden nefes almanın üzerinde rahatlıkla oynayabilir ve nefes alışverişimizi değiştirebiliriz. Eğer kafanıza koyduysanız kalp atışlarınızı da yavaşlatabilirsiniz. Fakat bunu yapmak o kadar kolay değildir. Neredeyseniz orada otururken ve bu kitabı okurken daha derin veya hızlı nefes alabilir ya da nefesinizi tutabilirsiniz. Nefesinizle yaptığınız her bilinçli hareket vücudunuz ve aklınız üzerinde etki yaratır. İşte bu yüzden bilinçli nefes alma harikadır. Şimdi oturup birkaç dakikalığına derin ve bilinçli bir şekilde nefes alırsanız kendinizi daha rahat hissedeceksiniz ve bir takım şeyler vücudunuzda meydana gelmeye başlayacaktır. Mesela kalp atışlarınız yavaşlayacak. İç organlarınıza daha çok kan göndereceksiniz. Hücrelerinize daha çok oksijen göndereceksiniz. Daha az adrenalin salgılayacaksınız. Böylece çok çalışan böbreklerinizdeki baskıyı hafifleteceksiniz. Her hücrenize tamam rahatla biraz, her şey yolunda mesajını göndereceksiniz. Bilinçli nefes almanın iki yönü vardır. Şu an nasıl nefes aldığınızın farkında olmak ve bilinçli olarak nefes alışınızı değiştirmek. 5. bölümün sonu.